Aferin. Her geldiğinde böyle haber vereceksin. Ne demek ablam? Kimleri görüyorum. Afiyet olsun. Pınar Hanım. Oturabilir miyim? Buyurun, buyurun, buyurun. Halil Bey, sizle burada karşılaştığımız günden beri her gün buraya yemeğe geliyorum, biliyor musunuz? Öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Eşiniz nerede? Hasta kendisi, hasta. Aa, çok geçmiş olsun. Yalnız size de çok düşkün belli. Çok, çok. Kaç yıllık evlisiniz? Vallahi dün gibi bana. Evliliğiniz nasıl gidiyor? Gerçi bu devirde evlilik sürdürmek hayli zor. Ama benim de sizin gibi bir kocam olsaydı eğer... ben de sürdürebilirdim belki. Evet, evet. Buyurun efendim, buyurun. Oğlum bunların hepsi nasıl biliyor bu adam burada yemek yediğini? Halil Bey, biz sizinle yarın sabah buluşsak... şu bahsettiğim araziye birlikte bir baksak... ne dersiniz? Canan. Canan'ım. Kalk, 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 kalk. Ne oluyor? Pınar Hanım, sizi eğer kocamın yanında bir kez daha görürsem... o araziye diri diri gömerim. Canan Hanım, siz beni yanlış tüfen uzatmayalım. Olaylar çirkinleşmesin. Hadi, yallah. Yer cücesi. Emrullah, Halil ne yiyorsa bana da ondan getir. Hemen efendim. Kocacığım, kısa ve net konuşacağım. Eğer beni boşarsan, seni ihbar ederim. Nasıl yani? Sen ne biliyorsun ki? Her şeyi biliyorum. Mehmet'e ne yaptığınız, hepsini. Nereden öğrendin? Kulak misafiri oldum diye. Şimdi de sen aç o kulaklarını, beni iyi dinle. Madem benimle babamın şantajı yüzünden evlendin... bundan sonrasında da benim şantajım yüzünden evli kalacaksın. Tamam mı şekerim? Bu yaştan sonra kimseye Canan'ı kocasını boşattı dedirtmem. Al, toprak arıyor. Ne yapayım? Baban sağda solda sarışınlarla fint atıyor değil mi? Canan. Efendim oğlum? Canan. Anneciğim, Ece bana bir şeyler anlattı. Ne anlattı oğlum? Siz babamla boşanıyor musunuz? Yok oğlum öyle bir şey. Yani ufak tefek sorunlarımız vardı ama... konuştuk, hallettik babanla. He. Yok yani öyle bir şey. Hallettiniz yani. Sevindim o zaman. Ece yanında mı oğlum? Evet. Çok selam söyle. Hatta bir tane film seyredin, dışarıdan yemek sipariş edin. Kapıyorum ben anneciğim. Oğlum Ece'yi öp benim için. Ama öp, tamam mı? İyi geceler. Barışmışlar mı? Hı. Çok sevindim. Biliyorsun Canan teyze benim anne yarım sayılır. O kadar özlemişim ki seni. Konuştuğumuz şeyler ne kadar tatsız olursa olsun... ama seninle az da olsa vakit geçirmek çok iyi geldi toprağa. Bir kahve daha içecek vaktimiz var mı? Tabii, tabii. Teşekkür ederim. Gonca.
Arzu? Ne yapıyorsun burada? Seni bekliyordum. Hidayet amcadan aldım adresini. Sen ağlıyorsun. Moralim biraz bozuk. Annemle babam boşanacaklarmış. Gel. Gel hadi içeri girelim. Bir şeyler iç. Sohbet edelim. Kendine gelirsin. Tamam. Tamam mı? Toprak nerede? Bana kahve hazırlıyor. Sen de gelsene. Gerek yok. İyi geceler. İyi geceler. Biri mi geldi? Gonca. Davet ettim ama gelmedi. Ne? Gonca! Anlatsam kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Gonca! Kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Bu yalnızlık geçer belki, nasıl hain bu akşamlar. Yalnızlık biter mi yakanlar. Yalnızlık kim üfler, dallanır yaralar. Yandı canım, söner mi hala? Bende yine de aşkım var. Ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden ben. Vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, kim sever içinden, en derinden, en derinden ben. Düşen yazlar kışa döndü, sokaklar kar. Kırıldıkça keser camlar, senin de cam bir kalbin var. Yandı canım, biter mi yakanlar. Yandı canım, kim üfler, dallanır yaralar. Yandı canım, söner mi hala? Bende yine de aşkım var. Ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden ben. Vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, kim sever içinden, en derinden,